Benim hocama bir sorum olacaktı. Buyurun, buyurun. Memnuniyetle, buyurun. Hocam iyi günler. İyi günler, buyurun. Benim şah damarımda tıkanıklık olduğunu söyledi doktorlar. Evet. Geçmiş olsun. Ameliyat olmamı gerektiğini söylediler. Geçmiş olsun. Geçmiş. Ama halen haber gelmedi. İlaç tedavisi var mıdır? %70 oranında tıkanık. Geçmiş olsun. Tabii bu şah damarı tıkanıklığı da önemli bir sağlık problemlerinden bir tanesi. Bu da aynı şekilde. Yani nasıl atar, olur hocam? Atar damar. Aynı kalpte evet. Koroner damarlar tıkanıyorsa, kalbi besleyen damarlar. Burada da beyne giden ana şah damarda da darlıklar başlayabiliyor. Ve burada ne oluyor? Ya orası aniden tıkanabiliyor, hasta felç geçirebiliyor. Ya da oradaki plaklardan parçalar kopuyor. Ülseri plak oluşuyor. Oradan parçalar kopuyor. Küçük küçük felç atakları yapabiliyor. Şimdi hanımefendinin dediği şah damarındaki %70 darlık, onun kriterleri var. Birincisi, hastanın şikayeti var mı yok mu önemli. Yani semptom dediğimiz. Hasta işte böyle küçük küçük trans iskemik atak diyoruz. Bazen hani baş dönmesi olabiliyor ya da küçük felç ataklar geçiyor. Böyle, eli kolu tutmayabiliyor. İşte ağzında konuşmasında problemler olabiliyor. Görmede problemler olabiliyor. Öyle bir küçük ataklar oluyorsa orada demek ki küçük parçalar atıyor demektir. O plaktan. Vücudu eğer da öyle, iyi tanımak lazım o zaman. Tabii şikayet çok önemli. Şikayet önemli. Eğer şikayeti var ise ve %70 civarında darlık var ise ona müdahale etmek gerekiyor. Ama hiç şikayeti yok. Sadece tek tarafta %70 darlık var. Yani ülseri plak değil. Yani ülseri plak dediğimiz işte o plağın içi böyle oyuluyor. İçinde pıhtılar birikebiliyor. Oradan hani parçalar kopma riski olabiliyor. Değil ise yani onu ilaçla da tedavi edebiliyoruz, takip de edebiliyoruz. Görmek lazım aslında. Yani hastanın şeyini görmek lazım. Birinci şikayeti var mı yok mu? Darlık bir tarafta mı var, iki tarafta mı var? Bir de vertebral arterlerde darlık var mı yok mu? Yani hepsini bir değerlendirmek lazım. O zaman ona göre karar vermek lazım. Ameliyat dediklerine göre muhtemelen darlıkları belki başka yerde de darlık var. Diğer damarda da darlık var. Belki de şikayeti de oldu. Ona göre karar veriyoruz. Burada hep yani stente takılabiliyor. Stente takılabiliyor. Ya da end arterektomi diyoruz. O bölgeyi açıyoruz. Oradaki damarı temizliyoruz. Üzerine yama yapıyoruz. Yani sonuçta basit ameliyatlar. Basit hani çok %1'in altında hani bir felç, bu tür hastaların felç geçirmesi gibi var ama %1'in çok çok altında olur riskler. Bir de hocam çok biraz çekiniyoruz ama şimdi tam hassas bölge doğal olarak kalp. Bütün organlar aslında size sıradan geliyor. Biz hayatımızda mesleğimizde olmadığı için tabii ki ailede konuşulduğunda kalple ilgili sıkıntı, bir de ameliyat kararı çıktığında ister istemez endişe, panik yaşıyoruz hocam. Siz de doğal olarak gördüğünüz için çok normal geliyor. Normal geliyor ama yani çok da korkacak bir şey değil. Aslında yani. Evet, yani. Bir nimet değil mi hocam sağlık hizmeti alabilmek? Yani düşün, yani bir kalp krizi geçirdiğiniz zaman işte ölüm riski var, işte kalp yetmezliği riski var, işte burada boyun damarının tıkandığı, felç geçirdiği zaman biliyorsun bitti yani, felç geçirdim bitti yani. Önemli şeyler. Kesinlikle, kesinlikle. Peki hocam yine telefondaki izleyicimize merhabalar diyeceğim ama yarım kalmaması için. Kişi size tesadüf ya da ilerleyen aşamalarında farkında olmadan EKG'si, kalp kontrolünü yaptırıyor. EKG'sini işte ultrasonda bakılıyor. Belirli check-up'lar yapılıyor ama siz diyorsunuz ki kalp krizi öncesi geçirmişsiniz, fark etmediniz. Yani EKG'de kişi, tabii. Evet. EKG'de kalp krizini tabii görürüz eğer geçirmişse. Yani evet. O anda geçiriyorsa ve eskiden geçirmişse görürüz. EKG'de gözükür. Ama hastaların bir kısmı göğüs ağrısı hiç duymadan kalp krizi geçirebilirler. Ya da küçük damar tıkanmıştır. Fark etmeyebilir. Basit bir göğüs ağrısı olduğunu sanır. Grip olduğunu sanır. Bazıların böyle kalbin alt kısmındaki damar tıkanırsa mide ağrısı gibi olur. Kolum tutuldu. Çenemde vardı şikayet gittiğimde. Onlar mesela önemli. Var. Mesela çeneye vuruyorsa, enseye çeneye ve hocam? Kollara vuruyorsa o evet. Önemli bir bulgu. Ona genelde kalp krizi olduğunu anlarlar insanlar. Ama bazen özellikle şeker hastası. Çünkü şeker hastalarında biliyorsun damarlar harap olduğu gibi sinirler de harap oluyor. Evet. Özellikle küçük sinir uçları. Harap olduğu için hiç ağrı mağrı duymuyorlar. Hisleri yani hiç, gidiyor değil tabii mi hocam? Tabii hisleri gidiyor. Evet. Mesela kalp hisleri gider. Mesela bazen ayakları da his duymazlar. O zaman nöropati sıcak gelişir. Ve soğuğa karşı onlar onları bile daha hissetmezler evet. Yani. Onun için çarparlar, vururlar, yaralar çıkar. Şeker hastalarında en çok yara çıkması yapabilen bir tanesi odur yani. Evet. Anlayamazlar. Yani şeker hastalığı onun için son derece kötü bir hastalık. Muhakkak yani şeker hastalığına yakalamamaya uğraşmak lazım.
Hazır gıda yemiyoruz. Yine ısrar ediyorum obezite. Obezite, kilo almamaya, kilomuzu korumaya bel efendim. Bel çevresi, onun işte kriterleri var. O, evet. Yani mümkün olduğu kadar. Kilo varsa vücudumuzda efendim, özellikle hastalıkları da davetiye çıkardığımız için aman dikkat diyoruz. Bir de hocam fazla tüketim toplumu olduk. Teknolojinin işte faydaları az, evet az ama... Az hareket ediyoruz, çok yiyoruz. Az hareket, çok. Bir de işte yani şey yiyoruz artık, doğal yemiyoruz. Doğal yemiyoruz. Yani hep paketlenmiş, ambalaj içinde şeyler. Onlar biliyorsunuz sürüsüne katkı maddeleri var. Maalesef kötü ama yapacak çok bir şey yok. Yani şey nüfus yok, çok arttı. Çok fazla. Yani dünya nimetleri de gittikçe azalıyor. Kendimize bakacağız. Evet. Sıkıntılı. Kesinlikle. Sıkıntılı dönem yani. Kesinlikle. Ama yine de mümkün olduğu kadar bu işlerinde aslında kafa yorulursa bence yine de bu işin çözüleceğini düşünüyorum yani. Yani özellikle işte doğal beslenme ile ilgili işte tarıma özellikle yani devletlerin özellikle çok üzerine düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Doğal tarıma. Hocam ekmek yani alıyoruz. Ertesi güne kaldığında çürümeye başlıyor. Yani en basiti vücuda girdiğinde evet katkı kabuğu alınmış, esas evet. Şey alınmış. İşte genetiği değiştirilmiş biliyorsunuz eski buğdaylar yok artık. Yok. Yeni buğdaylar genetiği değiştirilmiş. Tamam kromozomları farklı. Çür kullanılıyor pancar derece, evet. Son derece de sağlıksız yani maalesef. Kesinlikle. Yani her şeyin çoğu genetiği değiştirilmiş. Mesela mısır diyorsunuz. Mısır. Yani mısır yok artık. Yani tamamen genetiği evet. Değiştirilmiş mısırlar. Önceden tavuk. Yani ve GDO, bu GDO'lu evet. Hani genetiği değiştirilmiş şeylerini biliyorsunuz artık hem kanseri yapma riski de artık kanıtlanmış durumda yani. Kesinlikle.